أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فخلفتكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretlerine sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar, peygamberlik halkasının son güneşi, insanlığın medarı iftiharı, şairin ifadesiyle tek kılavuz, tek rehber uyarsın kime, ondan başkasına uyan gider bir ateşten iklime diye ifade buyurulan insanlığın tek rehberi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin üzerine sonsuz salatu selamlar olsun. Rabbim birlikteliğimizi, sohbetimizi evvela mübarek eylesin. Cenab-ı Hak beraber geçireceğimiz dakikalarda dünya ve ahiretimiz için gerekli olan şeyleri bizlere en güzel şekilde ifade, cümlemize ise anlatılanlardan istifade edebilmeyi, anlatılanları hayatımıza tatbik etmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan, anlatılanlardan ibret almamaktan ve yarın mahşer gününde sabahlara kadar ümmeti için ağlayan bir peygamberi mahcup etmekten Rabbim cümlenizi ve cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Anadolu'da insanların dillerine pelesenk olan bazı sözler vardır. Ve bu sözler, eski sözler genellikle ayet ve hadise mutabık sözlerdir. Bunlardan bir tanesi de Anadolu'da şöyle bir söz kullanılır. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi demişler. Bu sözün biraz daha altına indiğimizde Hazreti İsa aleyhisselam çıkar karşımıza. İsa aleyhisselam ve havarileri bir beldeye giderlerken bilmedikleri bir yerde bir meyvelikler gördü ve İsa aleyhisselam onların oranın sahipsiz olduğunu düşünerek meyvelerden yemeye başlayınca hemen oradan bir adam çıktı. Sen hiç Allah'tan korkmaz mısın ki burası benim yerimdir, nasıl benden izinsiz yersin diye Hazreti İsa ve arkadaşlarına çıkıştı. İsa aleyhisselam bu durum karşısında sen buranın sahibi olduğunu mu iddia ediyorsun? Evet deyince, o halde buranın senden evvelki sahipleri ayağa kalksın deyince anlatılır ki kabirlerinden sayısızca insan kalktı ve hepsi dediler ki biz senden 50 sene evvel, öbürü senden 100 sene evvel, öbürü 1000 sene evvel biz buranın sahibiydik demeye başladılar. Ve İsa aleyhisselam onlara dedi ki, o adama dedi ki hani buranın sahibi sendin. Yani kısacası sen de gelip geçicisin. Senden sonra belki asırlarca insanlar gelip geçecek. İşte kıymetli kardeşlerim, bizler de şu dünya semasında gelip geçici olan faktörlerden biriyiz. Bizler için de zamanlar geçiyor, imkanlar geçiyor ve bizler her geçen gün ahirete bir adım daha yaklaşıyoruz ki işte bugünkü dersimizde Allah bize kıyamet gününden sonra, mahşer meydanından sonra Allah cehennemde şeytan aleyhi lanenin konferansını bize anlatıyor. Şeytan aleyhi lanenin cehennemdeki insanlara seslenişini anlatacak. Ve İbrahim suresinde Cenab-ı Hak diyor ki وَقَالَ الشَّيْطَانُ Şeytan diyecek ki لَمَّا قُدِيَ الْاَمْرُ Ne zaman ki Allah'ın emri artık tamamlandı. Artık insanlar mahşerin sıkıntısından ayrıldılar. Bir takımları ayaklarına kadar, bir takımları göbeklerine kadar, bir takımları gırtlaklarına kadar terden boğulduğu o anlar geçti. Annenin evladından kaçtığı, cehennemin adeta kulakları sağır eden o sesler duyulduktan sonra ameller tartılmış, sağ elinden alanlar sevinmiş, sol elinden alanlar ve sırtlarından verilenler şimdi cehenneme doğru giderken hepsi birbirini suçlayacaklar. Ve kıymetli kardeşlerim,
Sonunda hepsi diyecekler ki bizim buraya gelmemize sebep olan şeytan aleyhilanedir. İşte Allah şeytanın konuşmasını şöyle anlatıyor. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْاَمْرُ Şeytan o gün ateşten bir kürsüye çıkarılacak ve şimdi kendisini dinleyen cehennem halkına hitaben diyecek ki اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ Şüphesiz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazreti Allah sizlere vaatte bulunmuştu ve onun vaadi de haktı. Ve devamında وَوَعَدْتُكُمْ Ben de size bir şeyler vaat etmiştim. Allah'ın vaadi neydi? Allah'ın vaadi cennetin olması, cehennemin olması, sıratın, mizanın, ölümün, kabirin olması. Bunları yaşadıkları için diyecekler ki evet Allah'ın vaadi oldu. Ve şeytan da diyor zaten. Allah'ın vaadi vardı ve o vaatler yerine geldi. Ben de size bir şeyler vaat etmiştim ama diyecek ki فَخْلَفْتُكُمْ Ben sözümden dönüyorum. Düşünsenize, herkes ona suç atıyor, herkes şeytanı hedef tahtasına koymuş ve insanlar onun bir takım vaatleriyle aldanmış. O insanlara demişti ki kulaklarına eğilerek cennet diye bir şey yok, cehennem diye bir şey yok. Bu anlatılan kabir hikayelerine inanmayın, her zaman duyduğumuz sözler. Ve şeytan şimdi diyor ki onlara Allah'ın vaadi vardı ve Allah vaadini yerine getirdi, vaadi haktır. Ben ise vaat etmiştim ama ben sözümden dönüyorum. Kime gidebiliriz? Hangi merciye gidebiliriz? Kimi kime şikayet edeceğiz? Ve şeytan aleyhilanenin sözleri devam edecek. Cenab-ı Hak diyor ki devamında وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي Şimdi insanlar diyecekler ki senin yüzünden biz cehenneme girdik. Sen bizi buraya sürükledin. Adeta şeytan onların bu gibi suallerine karşı, itirazlarına karşı diyecek ki siz dünyadayken beni görmediniz. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ Ben sizi zorla günaha götürmedim. İçkiye, zinaya, faize, elinizden tutarak sizi sürükleye ben götürmedim. اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ Sadece ben sizin kulağınıza fısıldadım, kalbinize biraz fısıldamalar ektim. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي O halde de siz de hemen benim peşimden bu davetime icabet ettiniz. O halde وَلَا تَلُومُنِي وَلُومُ أَنْفُسَكُمْ Sakın bugün beni lanetlemeyin, bugün kendi nefsinizi lanetleyin. Bugün suçlu olarak beni değil, kendinizi suçlu olarak görmeye başlayın diyecek. Aman ya Rabbi, düşünsenize o gün insanlığın bir kısmı cehennemde bu konferansı dinlerken şeytan aleyhillanenin bu sözleri karşısında denilecek hiçbir şey yok. Sahi şeytan aleyhillane hangimizin elinden tuttu ki? Hangimiz onun sesini duyduk ki? Hangimiz onun görüntüsünü gördük ki? Dünyada görmediğimiz, sesini duymadığımız varlığı var evet. İnsanlara vesvese verir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Biz şeytan aleyhillanenin bu davetine icabet ederken peygamberler gördü insanlık. Evliyalar, enbiyalar gördü. Yaşarken bir anda ölen insanların ölümle karşı karşıya gelmesini gördü. Ama kıymetli dostlar, gördükleri halde peygamberlerin davetine icabet etmeyenler, görmedikleri şeytan aleyhilanenin en ufak bir fısıldamasına hemen uyup onun peşinden gittiler. Ve o gün ateşten kurulan o kürsüde şeytan aleyhilane kendisine hücum eden, kendisini suçlu konumuna koyanlara verdiği cevap bu. Allah'ın bir vaadi vardı ve vaadi haktır. Hakikaten de gerçekten de oldu. Ben de vaat etmiştim ama ben vaadimden dönüyorum. Ve ben sizi dünyadayken zorla bir yere götürmedim. Hiçbiriniz benim sesimi duymadınız, beni görmediniz. O halde sakın beni kınamayın. Eğer kınayacaksanız kendinizi kınayın. Kıymetli kardeşlerim, işin en acayip boyutu nedir biliyor musunuz? Bugün yeryüzünde günaha giren insanlar, şeytan aleyhilanenin vesveseleriyle günaha girenler, belki arkadaşlarının da aracılığıyla günaha girenler, yarın cehennemde yanarken soracak, dünyadaki arkadaşların nerede? Onlara denilecek ki, senin vefatından sonra hepsi tövbe ettiler. Ne kadar acayip bir durum değil mi? Dünyada kendisine vaaz eden peygamberler, nebiler, sıddıklar, şehitler, veliler, onlar cennetin nimetleriyle adeta Allah'ın misafirleri olarak cennette
en güzel keyifleri sürerken, şimdi kişi cehennemde yanarken, şeytan aleyhi lanenin fısıldamalarına kulaklarını kabartanlar şimdi şeytanla beraber cehennemde yanıyorlar. Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiklerimizle beraber muhafaza eylesin. O halde aziz kardeşlerim, şu kıymetli günlerde Ramazan'ın ilk 10 günü rahmettir. Orta 10 günü mağfirettir. Son 10 günü ise cehennemden azat olmaktır. Hele hele Ramazan-ı Şerif ayında Efendimizin ifadesiyle اِذَا دَخَلَ رَمَزَانِ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ Ramazan-ı Şerif ayı girdiğinde semanın kapıları, yani cennetin 8 kapısı açılır. وَهُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمِ Cehennem kapıları da kapatılır. Sonra وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ Şeytanlar da zincirlere vurulur. Şimdi Ramazan-ı Şerif ayında şeytanlar, görünmeyen şeytanlar zincirlere vurulmuşken, haydi kardeşlerim, şimdi artık tövbe etme vaktidir. Allah'a dönme vaktidir. Şeytanın konferansında eğer biletimiz kesilmişse o biletleri yakma vaktidir. Zira Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyorlar. Buyuruyorlar ki İsbiru hatta telkavni. Ey ümmetim, beni görmeden iman eden ümmetim, adımı duyduğunda yüreği adeta yerinden oynayan ümmetim, kokumu almak için Medine'lere kadar gelen ümmetim. İsbiru, sabredin. Hatta telkavni. Bana kavuşuncaya kadar sabredin. Dünyanın zahmetlerine karşı, sıkıntılarına karşı, etrafınızdaki insanların size vermiş olduğu zarara karşı, belki aynı safta saf tuttuğunuz Müslümanın sizin kalbinizi kırmasına karşı İsbiru hatta telkavni. Bana kavuşuncaya kadar sabredin. Peki kavuşma yerimiz neresi ya Resulallah? وَمَوْعِدُكُمْ Sizin kavuşma yeriniz, buluşma yerimiz neresidir? الْحَوْضُ Havz-ı Kevser'dir. O Havz-ı Kevser'in başında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetini bekleyecek. Ümmetine mahşer meydanının o sıkıntısını atlatan ümmetine kendisi bizzat Kevser havuzundan ikram edecek. Allah onun mübarek ellerinden o Kevser havuzundan içmeye bizleri muvaffak eylesin. Sevdiklerimizle beraber orada buluşmayı Rabbim cümlemize ikram eylesin. Cehennem yüzü görmeden cennetiyle, cemaliyle, lika-i şerifiyle mesrur olmaya Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin. O halde kıymetli kardeşlerim, dünyada bir takım konferanslara, bir takım konuşmalara, bir takım açık oturumlara katılan insanlar vardır. Ve katıldıkları ortamlara göre, konuşmacılara göre bazılarının değeri artar, bazılarının değeri düşerken Allah'ın lanet ettiği, Allah Celle ve Ala'nın sizin en büyük düşmanınızdır. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Sakın şeytanın adımlarını takip etmeyin. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Çünkü o size çok açık bir düşmandır dediği şeytanın konuşmasında sakın kendinizi bulmayın. Sevdiklerinizle beraber sakın o gün şeytanın vereceği vaazda, ateşten kürsüsünde sakın onun cemaatinden olmayın. O halde kıymetli kardeşlerim, şu kıymetli günlerde, adeta semanın kapılarının açıldığı şu günlerde gelin günlerimizi iyi değerlendirip Ramazan-ı Şerif bayramına günahsız bir şekilde çıkmak için gayret gösterelim. Cenab-ı Hak görünen ve görünmeyen şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbim şu ayeti kerimeler hatırına cümlemize iman selameti nasip eylesin. Ve Rabbim kendisinin bizler hakkında, inananlar hakkında Kur'an'da vaat ettiği her şeye iman ediyoruz. Allah yakini bir iman nasip eylesin ve Cenab-ı Hak şeytanın da oyunlarına karşı bizlere sarsılmaz bir iman Rabbim cümlemize ikram eylesin. Efendimiz aleyhissalatü vesselama kavuşma ümidiyle, Kevser havuzunun başında toplanma ümidiyle sizi en emin olan Allah'a emanet ediyor. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.